Ben tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten yani ödül ve ödülleri hak eden ender insanlardan, ender oyunculardan birisiniz bence. Bu konuda biraz taraflıyım ben gerçi. Öyle demeyin. Çok anlamlı ve çok kıymetli bir geceydi benim için. Çok değerli usta sanatçıların içerisinde yer aldım. Kadın oyuncu olarak çok mutluyum. Yani yükselişimin mutluluğu tarif edilmez. Çok mutluyum. İnanılmaz bir yükselişiniz var. Kariyer basamaklarında üçer beşer çıkıyorsunuz. Soyadım Yağmur. Yüksel. Hiç şimdi mütevazi olmayalım bu konuda. Bu başarıyı nelere borçluyuz? Çalışmak, azim, inanmak. Çok inandım ben. Çok inandım çünkü buradayım. Çok inandım. Hala çok inanıyorum ki ödülüm benimle. Hiçbir zaman pes etmemek, hiçbir şeyin imkansız olduğunu düşünmemek. Bence bunlar. Hayatınızda bir takım şeyler ters gittiği zaman kendi kendinizi nasıl motive edersiniz? Bu kariyer yolculuğunda bu çok önemlidir çünkü Yağmur'un. Çok güzel bir soru. Şöyle bir örnek vereyim o zaman. Örneğin telefonum kayboldu. Ya da telefonum kırıldı. Bakarım üzülürüm tabii telefonumun kırıldığını ama sonra derim ki çalına da bilirdi. Çalınsaydı derdim ki telefonum olmaya da bilirdi. Yani hep böyle baktığım için o yüzden hayat benim için çok güzel ve çok anlamlı geçiyor. Doğru mu anladım? Karşı karşıya kaldığınız kötü durumun daha kötüsünü düşünerek kendinizi motive kesinlikle ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. Peki şimdi Kan Çiçekleri dizisinin de final tarihi açıklandı bildiğim kadarıyla. Nasıl bir son bekliyor izleyenleri? Bizlere üzücü tabii bu durum. Çünkü 2,5 sene geçti ve orası bizim ilk heyecanımız, ilk projemiz. O yüzden üzüldük. Yani ne diyeyim bu konu hakkında bilmiyorum. Çünkü orası benim gerçekten okulumdu. Orası benim ilk göz ağrım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Nasıl bir son bekliyor? Bunu söyleyemeyeceğimi biliyorsun burada yani. Bir deneyim dedim şansım. Peki efendim bundan sonraki kariyer hedefleriniz nelerdir? Bu çok önemli. Başarılı bir işten sonra daha başarılı bir iş. Gerçekten her oyuncunun hayalidir ama o yolculuk nasıl başlayacak Yağmur Yüksel için? Bence gizemli olacak ama güzel olacak. Müzikalde de izledim sizi. İnanılmaz yetenekleriniz var efendim. Evet. Bu yeteneklerinizin de üstüne gidecek misiniz? Tabii ki. Kesinlikle. Yani öğrenmenin sonu yok çünkü. Bilgi her zaman çok açık yerlere çıkıyor ve ben her şeyi bir şekilde öğrenmek istiyorum. Birçok şey daha denemek istiyorum. Kendimde bilmediğim veya yapabildiğim yeteneğim olduğu veya benim ona yeteneğim var mı yok mu bilmediğim şeylerin de üstüne gitmek istiyorum. Bakalım. Mesleğinizin başından bugüne kadar şöyle geriye dönüp baktığınız zaman en doğru yaptığınız şey sizce neydi? İnanmak. Yani. Önce kendinize göre. Evet, çünkü sen kendine inanmazsan kimse sana inanmaz. Yani inan, çalış. Hiçbir şey imkansız değil bu hayatta. Şimdi bu kadar röportaj yaptık ama hayranlarınız en çok neyi beğeniyor biliyor musunuz? Sizin gülüşünüzü. Ya. İşte bunu aldık mı? Ya yerim ben alayım. Evet, buradan onlara da söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Çünkü Kan Çiçekleri'nin 2,5 sezonudur. Gerçekten çok büyük ilgiyle takip ettiler. Evet. Bu final biraz onları üzdü ama. Evet, onlar için bizleri de öyle. Birkaç kelime cümleniz vardır. Gerçekten birini sevmenin, bu kadar güzel sevmenin nasıl bir şey olduğunu onlardan öğrendim diyebilirim. Çok tarifsiz bir his. Her zaman bize destek oldunuz. Her zaman bizim yanımızda oldunuz. Çok inandınız. Gülüşümü sevenler aslında sizler de beni hep güldürdünüz. O yüzden gülüyorum. O yüzden çok mutluyum ben. İyi ki varsınız. Çok tatlısınız. Eminim ki yani o kadar güzel kalpleriniz var ki. Çünkü o mesajlar, o ilgi, o güzel desteklemek kötü kalpli insanın yapabileceği bir şey değil. Çünkü kötü kalpli insanlar kıskanç olur. Birileri başarılı olsun istemez. Birilerini yermeye çalışır ama bence bizim izleyicilerimiz, sevenlerimiz çok tatlı kalpliler. Şuna şahit oldum. Ben madem ben de bunu paylaşayım. Bu da hatırası olsun. İlk defa birinin fotoğrafını paylaştığım zaman telefonumun kilitlendiğini gördüm. Tak 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 beğeniler. Ne kıymetli. Çok kıymetli. Çok. Gerçekten tarifi yok. Dinlilik magazin yapabilir miyim? Müsaadeniz var mı? Neyle ilgili bilmiyorum ama. 2025 yılı astrologlara göre aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Var mı ufak tefek kıpırtılar efendim? Aşk yok, iş var. Önce nasip. İşe odaklandık galiba. Evet, nasip. Ne zaman aşk? Olmuyor ki hemen. Sonuçta bu aşka ne zaman süre gelecek? Bu tesadüf, bu şans yani. Bir anda karşına çıkar, istemediğim bir anda olur. Nasip bu işler.
bir anla karşınıza çıkarsa ve doğru insan olduğuna inanırsanız astrologların kehaneti gerçekleşir mi evlilik? Evlilik için erken olduğunu düşünüyorum. Tabii bu da nasip, şimdi büyük konuşmayayım burada. Ama bilmiyorum, zaman gösterir bunları. Peki, yormayacağım sizi bu sefer. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim, hayırlı olsun. Daha nice ödülleri. İnşallah olacak. Görüşmek üzere.